Ondan sonra sana nasıl gelir, zorlar gelir. Tamam, bana ne? Biraz yüksek gelir. Neyse. Tamam abi, başka şöyle yap. Bu da gelir. Ha, istediğin ki ne oluyor? Auz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Tefekkürle ilgili. Afaki tefekkür, enfüs tefekkür nasıl olacak? Nasıl olması lazım? Bu çok soruluyor. Kardeşler sordular. Şimdi Mısra var. Daha da şey, daha o ki getirmiş, dağıtsın. Onları tamam. Okuyacağız inşallah. Tamam. Ver bize de ver. Ayran biz mi? Ya biz de Müslümanız da kardeşim. Ver ayran. Afaki ve enfusi tefekkür nasıl yapılır? Çok soğuk ya. Koy or abi. Masaya koy, dinlensin. Kardeşim sağ olsun. İlem ey kardeş bil ki tefekkür barit ve camit olan gafleti. Barit soğuk değil mi? Soğuk. Camit taş gibi. Ölü. Adamda tefekkür diye bir şey yok. Olduğun gibi diyelim. Evet. Merak ettim ben. Fikir hareketi yok adamda. He. Tefekkür barit ve camit olan gaflet erden bir nur olduğu gibi. Nur. Nur diyor bak. Nur mu diyor? Allah Allah. İlk defa dikkat bir çekti. Bir nur olduğu gibi. Tefekkür barit ve camit olan gaflet erden bir nur olduğu gibi. Dikkat dahi karanlıklı ve kuru evhamlara yakan bir ateştir. Dikkat dahi, Zübeyir abinin dikkat üstünde çok şeyleri var. Çok he. Cepkiyen okumuşumdur. Şey bu nur içinde şey diyor. İlk defa dikkat bir çekti. Nur diyor ya. Şey olan el küre bu şey var ya. Doktorum neydi o? Alzheimer. Hastalığı var ya. Onu okudum. Onunla alakalı Gazali ile bir şey anlatıyor da hafıza kaybı yani ona şey bunak yani şeyde olmuyormuş. Hafızlarda olmuyormuş. Kur'an okuyan ama bir de ehli tefekkürde olmuyormuş. Ehli tefekkürde olmazmış. Bu bir de ehli tefekküre şeytan ve cinler erva kabise musallat olamaz. Ya o aslında ehli tefekküre gelmiyor. Gelemiyor çünkü zemin yok. Bak burada çok ilgimi çekti. Tefekkür çok yüksek bir ibadet. Çok yüksek bir ibadet. Nur diyor, nur. Nur diyor burada. Hani bir saat tefekkür. Ha Allah razı olsun. Mesela bir saat tefekkür şöyle. Böyle oturdu da adam bir saat tefekkür etti değil. Öyle olmaz zaten. O zor olur, var da 10 dakika bugün ettin, bir hafta sonra 8 dakika ettin, 3 dakika toplam, 1 saat tefekkür, 1 sene nafile ibadetin evladır. Tefekkürün saatin hayrı min ibadin senedir. Fakat sen kendi nefsinde ve vücudunda ve içinde, evet fakat sen kendi nefsinde, vücudunda, vücudunda değil sadece, varlığında, ve içinde tefekkür ettiğin zaman derinliklere nüfuz eden batın ismi şerifinin muktezasıyla inceden inceye ve yavaş yavaş ve içine dalarak bütün tahsilatıyla fasıl eyle. Çünkü bunda yapılan tahlil ve tafsilde sanatın kemali tamamıyla tecelli eder. Abi bir de tam tersini yapıyorlar, ha, itham ediyorlar. Böyle dersleri, batın dersleri yapınca, şey enfüs dersleri, siz nurculukta diyor, tarikat mı yapıyorsunuz? Anlamıyorlar. İşte oysa bak ne diyor? Batını tefekkür ederken iç alemi, enfusi, derinden derine, inceden inceye tetkikat yap diyor. Adam mesela tefekkür üzerine duruyoruz değil mi ya? Tefekkür nedir? Adam diyor ki çok diyor ona yükleniyorsunuz. Zoraki mana yapıyorsunuz. Bu ayette düşündüğü yok tabii. Öyle şeyler şey yok galiba. Zahir, lugatla geçiyor ya. Aslında tefekkür bir zevk sahası değil mi? Zevk değil, tekamül hakikati. Yani tekamül değil ama yani orada bir lezzet var yani. Tabii. Yani lezzet-i ruhani var tabii. Yani orada bir lezzet, yani tefekkür ediyorsun ama şuuru tefekkür ettiğin zaman bir lezzeti de... Tabii, lezzet-i ruhanidir o. O acayip bir onun gibi lezzet olamaz hiçbir şeydi. Onu diyorum yani, zevk o anlamda söylüyorum. Evet. Hadisler var, bir ağzı bir saat tefekkür, birisine nafil ibadetten... Evet. Değil mi? Daha da biraz önce dedim he. Evet. Batın ismi şerifinin muktezasıyla inceden ince yavaş yavaş
ve içine dalarak bütün tafsilatıyla fasl eyle. Çünkü bunda yapılan tahlil ve tafsilde sanatın tamamıyla tazir eder. Mesela diyelim orada insan penceresi var. Onu kendinde tatbik et, tefekkür et. Dahilden hadi nasıl bakacaksın? Tefekkür, tatbik etmeye çalış. Cenab-ı Hak'tan yardım iste. Bu işte nefsinin terbiyesini Cenab-ı Hakk'a bırakacaksın. Yani Cenab-ı Hakk'a kendi hocan olacak yani. Cenab-ı Hak. Bizden de şey isteyeceksin. Evet. Çünkü o hadis ve inşallah ilham şeklinde bildiriver bir anda bir şey. Evet. Çünkü bunda yapılan tahlil ve tafsilde sanatın kemali tamamıyla tecelli eder. Sanatın kemali tamamıyla tecelli eder. Ama afakta tefekküre başladığın zaman, afakı şeylerde, ismi zahirin muktezasıyla icmalli ve süratli geç. Üstad nasıl bahsediyor yıldızlardan, bir kıvrısı kurardan, bir milyon, milyon büyük diyor, şu. Tafsilerde gibi gitmiyor. Evet. Bize lazım olanı vermiş. Evet. Ama afaki, afakta tefekküre başladığın zaman ismi zahirin muktezasıyla. Burada ismi batın da ismi zahir. Ha, demek ki o zahir yani batını izahını istemeyen hangi modeldir? Yani hangi tiplerdir? İsmi zahir. İsmi zahirciler batını böyle ilgilerini çekmez. İzahın da ağır gelir. İsmi batıncılar da batını bak dikkat edin. İsmi batıncılar da zahirden rahatsız olmaz. Çok ilginçtir. Niye? İsmi batına geçenler zahiri de bitirmişlerdi de zahirden de lezzet alıyorlar. Yani ama her batıncı şey zahirci batıncı değildir. Ama her batıncı aynı zamanda zahircidir. Yani çünkü batına geçiş olur, oradan geçiyor. Onun için yani. Onun için olur. Evet. Bazıları izah istemez. Hem afakta tefekküre başladığın zaman ismi zahirin muhtezasıyla icmalli ve süratli geç. İçine ve derinliklerine inme. Hem nazarı bir şeyde taht edip durma. Mesela sineğin çapı, bağırsağın çapı nedir? Güneşin detayını derste anlatmak yani. Koca güya mana tefekkür edeceksin. Yok, icmali geçti. Sinek de boğuluyor adam burada şimdi. Boğuluyor o zaman. O fenin inceliklerine girmeye. İcmal yapması lazım yani. Belki yalnız kaidenin izah hacesine göre yap. Çünkü bunda sanatın şaşası onun icmalinde ve mecmuunda daha çok celi, bahir ve güzeldir. Yoksa aksine yaparsan o sahilsiz denizde boğulur gidersin. Adam profesör olmuş. Biyoloji memnun olmuş, boğulmuş gitmiş maddenin içinde. Evet. İşte eğer orayı, yani ismi batın tecellisi inceklerin mazharı olan enfüs dairesini tahsil edip burayı yani afakı iman edersen vahdete yakınlaşmış olursun. Cenab-ı Hakk'ın birliğine yakınlaşmış olursun. Ya o zaman sana cüziyatlar ecza hükmünü. O zaman sana cüziyatlar ecza hükmünü envada kül hali alır. Onların muhtelif olan vaziyetleri müptezic, imtizac etmiş. Mümteziş halleri de mümteziş halleri de müteehhit olup Allah Allah kuvvetleniyor gittikçe müteehhit olup nur yakin ondan fevere edecektir. Yani o birbirine zahirde gözüken parça parça farklılıklar var ya batına geçtikçe tefekkür edince göreceksin ki ne kadar batına geçtikçe batında tek şeydir. Yani mesela şöyle diyeyim. Zahirde şeytan ve melek en kötü bir sıfat. Ona gitmeden diyeyim. Buz. Geç arkaya. Su. Geç arkaya. H2O enerji falan. Teke iniyor. Şimdi şeytan. Burada şeytan. Arkada şeytan değil. Mudil esmasının. Esma şeytan olur mu? Hayri ve şerri. Allah yarattığı şey. Allah dedi ki buna şeytan deyin. Oldu şeytan. Şimdi eğer bu ehli tevhid için söylüyorum. Ehli tefekkür. Öyle bir terakki ediyor ki o buradaki farklılıklar orada müteahhit oluyor, tek oluyorlar. Ashab tefekkürde bir sınır vardır yani şimdi. Tefekkürde vardır, şöyle vardır. Allah zatımı tefekkür etmeyin diyor. Yok, o boyuttan değil de yani. Onun dibi yok. Öteki sonu yok. Yani Cenab-ı Hakk'ın zatından değil de esma ve sıfatını istediğin kadar et. Hadis zatiye tabiri var. Evet.
Kaderin yok. Kaderi tefekkür edersin. Hangi bir kader? Hayır. Yani? Allah'ın zatının dışında her şey nihayetsiz tefekkür edilebilir. Bugün de namazda o hatırıma geldi de. Bak kader. Allah'ın hikmeti var. Bu da soruyor. Kaderi anlaman için kaderin alt veri tabanını anlamadan kader anlaşılmaz. Ders yapmışım benim kaderle ilgili. Kaderin altyapısı var. Evamiri tekmine, taayyun, teşahhus. Var ya böyle. Nizam, intizam, mizan. Şu an lemalar 336'da. Şöyle diyordum. Hangi milletten geldiğinizde, hangi ülkeden alınır? O şey değil. Onlar basit. O suret. Ben kaderin doğa altından bahsediyorum. Murat. O hangi şeyden geldi, ne yaptın, Allah biliyordu falan. Ha, bu yok, bunlar basit, böyle avami, klasik, sokaktaki şey sorular. Ben ondan bahsetmedim, biraz daha aşağıda. Kader, şu kainatta tasarruf eden Esma-i İlahi ve Esma-i Fiiliye'nin hulasasıdır. Evet abi. Evet. O ki, evet, şuradan bir daha. Fakat? Eğer bunun aksini yaparsan, yani kendi nefsinden mücmel geçip, afakta tavsilede girişirsen tersini yapmış olur. O vakit kesret seni teşeddüte uğratıp yani o zaman basit şeyler seni hakikattan uzaklaştırıp evham da seni havalandırır. Evhamın kaynağı. Şimdi dürbünün burada söyleyecek zaten. Dürbünün tersiyle bakmak gibidir. Niye? Kendini tahkik ederken, tahlil ederken, incelerken icmali geçti. Hiç araştırmadı. Ama güneşin çapı ne kadardır? Sineğin bağırsağın bir şey nedir? Damar, mesleğin başka, ona usta teşvik ediyor. Damarın işte çapısı büyüktüğü doktor o ya, diyaliz. Ha onun işidir. Ama benim gibi adam, efendim damarın çapı, bana ne lazım o kadar yani? Ama inceden inceye yaparsam evham beni havalandırır. En nihayet gide gide iş bu tabiata inkılap edebilir. O zaman cüziyatlar sana ecza gibi genişlenerek seni çekip bir cüzde belki bir cüz-ü layete cezada sıkıştırıp boğduruyor. Yani bizleri de boğup gideceksin yani. Şey de öyle diyor. Başka bir yerde mesela de zerrede atomuna mezar olur diyor. Zerre. Evet. Bittiyse bir kalp vereyim sana. İşte dalalete incirer eden kesret yolu budur. Dalalet götüren kesret yolu budur. Abi bir de şu kalpten yapar mısın? Enfüsü de yapalım mı? Enfüs işte. Şey. Bu iki türlüydü. Tamam, o zaman ötekisini de yapayım o zaman, dur. Onu da açayım sana, dur. Onu da açayım sevgili abi. Açayım da sayfa burada yazın. 189'da ben bunu sana vereceğim, dur. Bunda da olması lazım. Bunda da var tabii canım, 189'a gideyim, dur. Burada daha derdiş. 189. 147 şurası. (gülüyor) 123'te var bir tane daha. 123'teki okuyalım bakayım onu. 123 afaki malumat. O 270'te. Şurada 270'te abi. Ya ikincisi bu, ikincisi. Ha şu, evet. Evet. He. Burada biraz farklı söylüyor da. Burada da evet. İnan ey kardeş bil ki afaki malumat evham ve vesveselerden hali değildir. Ya. Fakat eğer enfüsi malumata isnat ederek, enfüsi malumata isnat ederek dayanarak, vicdanda bizzat meşhur olan ulum ile ittisal feda ise, o zaman belki ihtimalatı müziceden tasaf edip menfaat olabilir. Öyleyse daima merkezden muhite nazar eyle. Dahilden harc ediyor, merkezden muhite bakmak lazım geliyor tefekkür ederken. Sakın tersi yapma ki baş aşağıya düşmeyesin. Evet. Bir de şu 68 Habbe bir de neredeyiz lan? Habbe'deki şeyi bak şurayı 122'ye aç abi. 122 bu da değişik bir noktadan bakış. 122 122 abim dördüncüsü. Neresi bu acaba ya? Şu. Dördüncü hakikat. Ey yana, bil ki senin başını dolanıp sarılan
ilmi icat silsileleri senin enaniyete bitişen, bağlanan şuurice sınai satırları ve hem nefsinin ve zatının fıtri ihtiyacatı elleriyle aldığın imdat ve icat vesileleri ise katiyen delalet ediyor ki... Sen abi buradan okur musun? O biraz şey yapmış. Şu dördüncü akşam. Ey nefis! Bak işte. Kainatın uzak çöllerine gidip sani'nin ispatına deliller toplamaya ihtiyaç yoktur. Bir kulbecek hükmünde bulunan içerisinde oturduğun cisim kafesine bak. Senin o kulbenin duvarlarına asılan icat silsilelerinden, hılkatın mucizelerinden, harika sanatlarından, kulübenden harice uzatılan ihtiyaç ellerinden ve pencerelerine yükselen ah, oh beyninler lisan haliyle istenen yardımlardan anlaşılır ki o kulübeyi müştemilatıyla beraber yaratan Halık'ın bu ah ve eninler işitir, şefkat ve merhamete gelir. Hacet ve amalin ne varsa tahtı taahhüt alır. Zira sineğin kafasındaki o küçük küçük hücreatın nidalarına lebbek söylen o sani semi ve basirin senin dualarını işitmemesi, o dualara müspet cevaplar vermemesi imkan ve ihtimali var mıdır? Binaenaleyh ey bu küçük hücrelerden mürekkep ve eneyle tabir edilen hücre-i kübra, o kulübeciğin küçüklüğüyle beraber dolu olduğu harika icatlarını gör, imana gel. Ya ilahi, ya Rabbi, ya Halık'ı, ya Musavviri, ya Maliki, ya Aman, levh-ül mülkü velham. Senin mülkü ve emanetin ve vediyen olan şu kulbecikte misafirin maliklerim de o batıl temellik davasına vazgeç. Çünkü o temellik davası insanı pek çok elemlere maruz bırakır. Abi bir de bir yer yapalım. Kesiyoruz. Şu Nadir abi. Hab biliyordun sen. Hab abi şu. Kalp bir şey mi? Kalp abi sen. Öyle zaten gir. Bütün meselenin şeyi kalp. Oraya gir de böyle bir rahatlayalım. Nereye gitti o? Burada biraz daha farklı anlatıyor. Tamam oraya açarız. Yine büyükte. Tamam. Büyükten okuyalım. İnsan çekirdeği olan. Tamam oradan okuyalım. Bul sen orada. Habbe. Çünkü orada bazı yerler gizli kalmış. Habbe. Aha. Kalp ile vicdan mahalli iman. Üstad değil mi bunu? Evet doğru. Evet. Abi şuradan. Hadis ve elham delil iman. Şuradan abi. Habbenin. Tamam buradan. Tamam sen insan. Bismillahirrahmanirrahim. İkinci ilem. İkinci ilem değil mi? Tamam. Şimdi tamam. Çok güzel bir yer. Nadir abinin sağlıksa. İlem. Ey kardeş bil ki insan şecer-i hakikatin semeresidir. Şecer-i hakikat ne demek? Açıkla bakalım. Allah'ın dışında yaratılan bütün alemler. Evet. Kab-ı kavsiyenden aşağıya arş-ı azam, lef-i mahfuz, kürs, daire ilim, daire alat, cennet, cehennem. Yani Allah'ın dışında yaratılan her şeyin hulasası. Bu kainat bir şube gibi bir şeymiş. Her şube. Hmm. Evet. İnsan şeceri hakikatin semeresidir. Semere ise Allah Allah. İnsan semeresidir diyor bak. Bütün ağacın en ekmeli ve kökten en uzağıdır. Şeceri hakikat da deniyor değil mi? Evet, şeceri hakikat da aynı. Hem ağacın bütün ezasını, hasiyetlerini kendinde cem eden harika bir şeydir. Bak, bütün kainatın hasiyetini kendisinde cem etmiş. O zaman hani derste diyorum Nadir abi, insan kainat sürecinin bir neticesi değil. Hakikat-ı Muhammediye cihetiyle insan kainatın evvelidir. İnsan ekber anlatıyor yani. Evet. O insan ekber, bu insan asgar. Ya. Yani hakikat-ı Muhammediye cihetiyle diyor şualar 218'de, hakikat-ı Muhammediye cihetiyle insan kainatın evvelidir. Kainattan öncedir. Evet. Ağacın bütün ezasının haziyetlerini kendine cem eden harika bir şeydir. Ne varsa şicari hakikatte numuneleri bizde de var. Ha, bu akşam buna ait bir rüya gördüm de. Birisine anlatıyorum. Dedi ki, sen dedi bir tanesi, insanı çok yüceltip enesini tahrik ediyorsun dedi. Hayda. Rüyada. Dedim ki, ben insanı o kadar büyük gösteremiyorum. Keşke göstersem. İnsan bunu bildikçe, tanıdıkça dedim o rüyada,
daha çok kendine kıymet verir, kendisini çöplükte harcamaz. O küçük de küçük biliyor gene. Ondan daha sonra küçük diyor. Baktı dedi ki doğru söyledi. Aynı tevafuk etti şimdi de. Rüyada almıştı. İşte Cenab-ı Zat-ı Kadir, hadi bir onu tamamlayalım da. He. Baştan alayım bir daha. Ey kardeş bitti insan, şeceri hakikatin semeresidir. Semere ise bütün ağacın en ekmeli ve kökten en uzağıdır. Hem ağacın bütün hasiyetli, eczatının hasiyetlerine kendi cem eden harika bir şeydir. Öyleyse böyle bir semerenin baki kalması ve istikbale muhafaza edilmesi lazımdır. Kim? İnsan. İnsan ama insan. İşte Cenab-ı Zat-ı Kadir Celle Şanuhu insan evinden birisinin şekildeki insaniyesinden o şeceri halikatı imbat ettikten sonra imbat genişletip genişletti. Tekrar Fatır-ı Zülcelal aynı o insanı hırkat ağacının en ayrı semeresi kılmıştır. Hem çekirdek hem semere. Peygamberimiz Aleyhisselam kainatın evveli cihetiyle kainatın çekirdeği sonra kainat imbat etmiş, basit etmiş, genişletmiş, ağaç yapmış. Yani çekirdek ağaç ilişkisi nasılsa insan kainatı böyledir. Ve sonra da Cenab-ı Rahman o semereyi şeceri İslamiyet'e bir çekirdek yapmış ve alim İslamiyet'e bir sirac ve onun mazmesine bir güneş kılmıştır. Peygamberimiz Aleyhisselam da bu sefer hani çekirdekten ağaç, ağaçta meyve, meyvede tekrar kökün çekirdeği var. Şimdi kainat, insan Nur-u Muhammedi'den kainat yaratılıyor. Meyve insan, tekrar o insan meyvesinde hepimizde var. Peygamberimiz Aleyhisselam da açığa çıkmış. O hakikatla da İslamiyet şeceresi ortaya çıkmış. O çekirdek asli bu kainatın güneşi odur diyor Üstad. Evet. Bu kainatın güneşi. Evet. İnsan ekber. Mahiyeti insana biz insanın gayb-ı mülküne bakıyor zaten direkt. Evet ona bakıyor. Yani insanlık bir tanedir. Çok çok insan yok. Tek bir insan ekber hakikati vardı. Başka yok yani aslında. Peki bunlar nedir peki Nadir abi? Bu? Evet. Biz bunlar ne? Siz inikasları mıyız? Evet Peygamber. Bu şey yani artık. Temessülatı mı? Temessül hükmünde. Evet. Yani bir tane var güneş. Aynalar nispetinde güneş gözüküyor ama güneş bir tane. Diğerleri ne oluyor dersin? Onun hayatının eczası efrad ve cüz'iyatı oluyor. Evet, o doğru. Hali hissi cihette tefekkür etmek, kalben biraz inşa etmek lazım. Oradan bakmak lazım geliyor. Bu alemin, dünya varlığının güneşi Peygamber Efendimiz. Bak ne dedi? Çok hoşuma gidiyor bu cümle. Oradan bakmak lazım. Çünkü burada bakış noktayı, bakış yerini Cenab-ı Hak vermiş. Dahilden harca merkezden burada bakmak lazım. Kalbinden bakacaksın. Vallahi çok hoş. Nasıl bakacağım? Cenab-ı Hakk'a isteyeceksin, dua edeceksin, yalvaracaksın. Evet. Vallahi çok önemli bu. Dahilden harice bakmak. Merkezden burada. İşte Cenab-ı Zat-ı Kadir Celle Şanuhu insanlarından birisinin çekirdeki insaniyesinden o şeci hırkatı inbat ettikten sonra tekrar o Fatır-ı Zülcelal aynı o insanı hırkat ağacının en ayrı bir semeresi kılmıştır. Ve sonra da Cenab-ı Rahman o semereyi şeceri İslamiye'de bir çekirdek yapmış ve alim İslamiye'de bir sıraç onun mazmesine bir güneş kılmıştır. Öyleyse semerenin içindeki çekirdekler bir kuvve olarak kendi aslı gibi semeresi oldu. Ağacın bütün nevazımatının müştemil olması lazımdır. Evet, mesela bir incir tohumu. Bütün bir incir ağacı içinde sakladığı gibi küçük incir şeyi. Çekirdeğin küçüklüğüyle beraber bir ağacı ne kadar büyük olursa olsun tazamın etmesine büyüklüğüne münafi olmaz. Ben ismimi değiştirmiştim kaç sene önce. Cilve-i Nur-u Muhammedi diye yazmıştım. Adımı yani kaç sene önce. Çünkü Nur-u Muhammedi'den yaratıldık bizler. Evet. Neydi abi? Cilve-i Muhammedi'ye mi? Evet, öyle bir şey yapmıştım. Hem madem insan bir semeredir, öyleyse onda onun çekirdeği olacak bir nüve habbesi bulacaktır. Çekirdek kalp. Kalbi inkişaf ettirmek lazım. Kalbimizi açılıp inkişaf etmesi istemek lazım. İmanın mahalli kalp zaten. Kalp ile bize mahal iman, hadis ve ilham deli iman. Hadis ve ilham Cenab-ı Hak nefsinin Cenab-ı Hak'ın Allah'a bırakacaksın, o seni ummadığın anda tak bildirecek bir anda. Ama ne zaman, nasıl, ona bırakacaksın, onun vazifesi. O boyuta çıkmak
Abi oradan bakmak. Yok pek yok, zor bir şey değil. Sadece samimi yalvaracaksın, yakaracaksın. O kadar yani. Samimi. Mütevazı Allah'a karşı. Allah için meziyet yani. İstemiyor Allah. Ben seni bırak, ben beni bırak bir tarafa ya. Sen onu bak, ondan iste. Ben yapamam, edemem, bunları bırak şimdi. Biz yapacağız, biz bir şey yapmıyoruz. İsteyeceğiz sadece. Bizim bir şey yapmaya zaten bir şeyimiz yok. Zaten bir hiçliğimizi bilmekle mükellefiz. Hem de nihayetsiz bir hiçliğimi bilmemiz icap ediyor. Çünkü buradaki her şey, konuşan, gören, işten, hiç kimse, onun tecellisi, her şey onun tecellisi. Onun tecellisinden başka bir şey olamaz ve yok. Hiçlik içinde, hiç ender içimdir üstad. Hatırladın mı? Evet. Ne demek? Hiçlik içinde içimdir. Yani bu hiçliğini bilmek çok önemli. Aslında bu hiçliğini bilmek, dün de yapmıştık, yok olmak, yok değil. Hiçliğini bilmek de nihayetsiz bir vücudu kazanır. Hakiki varlığa kavuşuyor. Ha, hakiki varlığa. Cenab-ı Hakk'ın yalnız vücut sahibi Cenab-ı Hak'tır. Evet, var olan yalnız O'dur. Cenab-ı Hak ben kendi kendimi tanımak, bilmek, görmek için yarattım. Hadis-i Kutsi var ya, onun için yani. Yoksa... Buradakiler yani, gölgedir. Yani. Hakiki değil. Şimdi aklıma geldi biliyorsun. Hani her şeyin bir doktoru var da bu da ilaç doktoru gibi geldi. Evet, elhamdülillah. Çok hoşuma gidiyor. Bunun cümlesi şu. Kainatı diyor biraz önce dedi ya, beni çok etkileyen adı biraz önce. Kainatın bütün her şeyi insanın etsa ve efradı ve buradan kainata bak. Orada yazıyor ki dahilden, kalbinden harice bak. Çok etkiliyor. Kalbin ruhu. Kalbinden bakmaya alış, vicdaniyetinden. Onların imanın mahalli burası. Dikkat et, orada Cenab-ı Hak tecelli ediyor. Onun nuru bu, kalpte tecelli ediyor. Ben yarattığım alimleri sığmadan, beni seven mümine kalbine sığdım diyor Cenab-ı Hak. Evet. Nerede kaldık? Abi ben de nerede kaldık, ben anlamadım ki. Vallahi çok hoş. Şey kalmadı Nadir abi. Yemin ederim. Boyuta çıkardın mı? Evet. Yok abi. Zerre kadar vücut şeyimiz yok bizim. Her şey Cenab-ı Hak'tan. O ne kadar acayip bir şey. Allah'tan katiyen yani. Evet, şüphesiz. Şuradan oku, bir yerden oku abi. Ha, oradan başla. Ha, pardon. İşte o çekirdek ise kalptir. Evet, ben Habbe-i Kalp'te çekirdek... Ha, ben Habbe-i Kalp'te... Bak o cümleye bak. Ben Habbe-i Kalp'te... Habbe-i Kalp'te ihtiyaç vasıtasıyla, alemin bütün envaiyle... Belki umum ezelsel alakadarlıklar gördüğüm, bütün kainatı istiyor o kalp. İstetene bak. Hem onda bulunan şiddet bir ihtiyaç, azim bir fakirle, Esma-i Hüsna'nın tek tek her bir ismin tecelliyatının umumluğuyla rabıtalarını müşahede ettim. Adeta o alimin eczaları adedince o kalbin hacetlerinin dünya dolusu düşmanlarının varlığını müşahede ettim. İşte böyle bir kalp elbette hiçbir şeyle mutmain olamaz. Ancak onu her şeyden müstahni kılmaya gücü yeten, her şeyden onu muhafaza edebilen birisiyle mutmain olabilir. Her şeyle alakalı olan bir kalp, bir şey bak, her şeyle alakadar olan bir kalp, bir şey tatmin edebilir mi? Ancak her şeyle alakadar olan kalbi, her şeyin sahibi tatmin edebilir. Hem yine ben kalpte, alemin mecbubu bir harita, bütün kâhına. Bak. Terak ediyor adam. Bak. Kalbine bir bakıyor. Bu burada olacak. Bu cennet burada, cehennem burada, bu burada, bu burada, bu burada. Ya onların içinde, içimizde zaten bizim. Biraz dikkat etsek, kainatın kendisi içimizde olduğunu göreceğiz yani. Evet. Cennet ve cehennemin olacağını kesinlikle burada gözüküyor. Çünkü harita gibi temsil eder diyor. Burada yazıyor zaten. Alemi yazıyor. Alem, bütün evet. Alemleri. Bütün alemi temsil eder. Hani ekranda seyrettiğin gibi kalpte şey oluyor. Evet. Bütün alemi seyrediliyor. Var. Hem yine ben kalpte, alimin mecmuu bir harita. Bir. Mecmu harita. Bir feriste bir numune ve bir timsal gibi temsil edebilir. Timsal gibi temsil edebilir bir kabiliyet gördüm. Kalbe bu kabiliyet verilmiş. Ve o ya temsil ne biliyor musun? Güneş temsille her yerde olabiliyor ya. Bu kalp de temsil hakikatine sahip. Her yerde olabiliyor ki olacak zaten cennette. Bir anda birçok yerde bu ehadiyet tecellisi oluyor. Burada ne kadar tecelli etmesin, cenneti bir anda kaç binlerce yerde de bulacaksın. Üstad bin yerde birden buluruz demiş talebeler. Evet, öyle yazıyor zaten. Evet. Bin yerde. Ve o kalbin içindeki merkezi ise vahid hayattan başka hiçbir şeyi kabul edemez. Ebed ve sermetten gayrı hiçbir şeyle razı olamaz, bir vaziyette müşahede ettim. İşte böyle bir çekirdek ki, hap ve kalptir, onun suyu İslamiyet, ziyası da imandır.
Binaen şu hakikat, eğer ubudiyet ve ihlasın toprağı altında nasıl inkişaf etmemiz lazım? Ubudiyet ve ihlasın toprağı altında itminan peyda etse, mutmain olsa, Cenab-ı Hak rızası uygun. Değil mi? Nasıl olacakmış? Ubudiyet ve ihlas mı? İhlas. Binaen şu habbe-i kalp eğer ubudiyet ve ihlasın toprağı. Hala emretti namazı da ta deri kanı kıl, şey kıl böyle ya. Namazdan sonra iste bu hakikatleri. Bak nasıl oluyor yavaş yavaş. Evet. Bizim yolumuza gidenler biz yollarımızı gösteririz diyor. Tarlıçayet'e var ya. Ayette Cenab-ı Hak söylüyor. Biz yollarımızı gösteririz diyor. Hadis-i ilham de imanın delili oluyor zaten. Evet. Hadis-i Binaen şu habbe-i kalp eğer ubudiyet ve ihlasın toprağı altında. Ubudiyet ve ihlasın, ihlas şart. Sırf Allah rızası için şart. Evet. İhlasın toprağı altında itminan peyda etse, mutmain olacak duruma gelse. Nefsin perteleri var ya, neydi onlar? Nefs emmare, nefs-i levvame, mülhime, mutmaine, raziye, natika. İtminan peyda etse ve İslamet abayet ile iskâh edilerek, İslamet abayet ile iskâh edilerek, İmanla intiba gelirse o zaman o habbe-i kalp kendi âlim-i cismâsine ve ruh olacak olan âlim-i mirden nurani ve misal-i şecere imrad edilir. Cenab-ı Hak oradan bir şey çıkartıyor. Âlim-i mirden şey çıkartıyor. Tamam bu kul bu şeyle layık oldu. Emir geliyor. Nurani bir şey oluyor artık o. Demek ki nasıl inkişaf ettireceğiz? Nurani bir vaziyet alıyor. İslamiyet suyuyla yaşarsak fıtratımıza su vermiş oluruz. İmanımızı terakki edersek, imanın nuruyla, ubudiyet toprağı altında, ubudiyet de toprak gibidir. Ve Kur'an'ın tarifi gibi yaşarsak, bu da evamir-i Kur'an'ı imtisal ile insan neşir nema bulur. Yani nasıl biz tefekkür edeceğiz, nasıl bunlar inkişaf ettireceğiz diye soruluyor ya. İslamiyet suyuyla, güneşin ziyasıyla, İslamiyet eylem. Eylem. Yani ubudiyet ayrı, İslamiyet ayrı. Yani menduplarına, müstehaplarına, şeriatına, ahkamlarına dikkat edeceğiz. Evet doğru. Bir çekirdek nasıl inkişaf eder arkadaşlar? Toprak lazım çekirdeğe. Su lazım çekirdeğe. Güneş lazım çekirdeğe. Bir de muamele lazım yani gübredir, eşelemedir falan değil mi? Tabii. Aynı bu kalp de böyle. İslamiyet suyuyla, imanın ziyasıyla, tefekkür etmek ubudiyet toprağı altında, evamir-i Kur'an'ı imtisal ederse, muamelatımızda yani. Alim emirden emir çıkıyor, nurani bir emir. Allah emir veriyor, bu hak etti. Bu kulumun diyor kalbini şöyle şöyle yapın. Artık neyse bilmiyoruz artık. Emir çıkıyor, imbad ediliyor. Genişliyor. Fakat burada seyrediyor bütün alemi. Eğer o habbe-i kalp zaten oradan her şeyi seyreder gibi olmak lazım. 18 alemi her şeyi. Leylani buradan mı seyrediyor? Bu zerrecik vücudun hadsiz bir aynesi nihai imbisat. Kalp nihayetsi imbisat edebiliyor. Nihayetsi aynesi nihayetsiz olması lazım. Nihayetsi aydanlık kabiliyeti vermiş. Bunlar yani katı hakikat olan meseleler. Yavaş yavaş bize yerleşecek bu hakikatler. Evet. Nihayetsiz, nihayetsiz aynelik. Cenab-ı Hak bize nihayetsiz aynadarlık etme kabiliyeti vermiş kendisine. Kalp ayna oluyor. Cenab-ı Hak diyor ya, ben müminin kalbine sığındım. Evet, kainata sığmadım. Sığdığı bir yer kayıt olmaz. Ben senin müminin kalbine sığdım. Bak şimdi, kainat mahluktur, Halik mahluka sığmaz. Kainata sığmadım ama insan kainatın içindedir. İnsan kainatın içindedir, insanın içinde kalp vardır. Ben kainata sığmadım, beni seven müminin kalbine sığdım diyorsa ki, diyor hadis-i kutsi, insanda bir taraf var ki mahluk değil. Kalbi imbisat edince? O mahluk olmadığını ispat ediyor bu hadiste aynı zamanda. Kainata sığmadı, insana da sığmadı. Ama beni seven müminin kalbine deyince, kalbinde bir yersiz yer, makamsız makam dediğimiz eneş. Mahluk olmayan bir şey olması lazım ki Allah oraya sığsın, şey olsun yani, zahir olsun.
İyâke nâbudu ve iyâke nestaîn. Şu anlar 9. sayfada anlat. Demek bu da neyi ispat ediyor? İnsanda bir özellik var ki mahluk değil. Ama vacip de değil. Mahluk da değil. Buna berzah diyor. 258 Barla'da buna mec'ul diyor ustad. Mec'ul. Nereye benziyor? Aynadaki güneş. Güneş değil. Aynada değil ama aynadaki güneş güneşin haysiyetine sahip. Aynadaki güneş. Güneş değil. Aynada değil. Değil de değil burada duruyor. Buna o ne denilir? Ne aynıdır ne gayr. Berzahtır. İnsan da böyledir. Şey insanın enesi böyledir. Dışarıdan git o şemse zeyretin. Yani esas güneş. Doktorum bir şey diyecektin. Bu sığdın diye abi ne anlamıyor mesela? Ben mümin kavme sığdım diyor. Ne demek istiyor? Yani o tabi 9. sayfada şu alarda diyor ki ehadiyeti zatiyesiyle Allah en zatiyle bakın kainata Allah zatiyle yoktur. İlmi, iradesi ve kudretiyledir. Kainata. Ama insanın kalbinde zatiyle tecelli ediyor. Ehadiye, sır ehadiyetle diyor. Sırrı tevhidle diyor. Orada 3 tane madde sayıyor. Şimdi miraç ehadiyetin en geniş dairesi olmadı mı? Evet. Neyin var mısın? İşte. En geniş daire. Yani o şualarda nasıl sığdım ne demek? Şualar 9. sayfada. Yani ehadiyetin en geniş dairesiyle en cami bir aynadarlık yapabilmek kabiliyeti var insanda. O kabiliyeti aynı samet oluyor. Ehadiyet. Evet. Ehadiyetin geniş dairesine yaklaşıyoruz. En geniş dairesi. En geniş dairesinde. En geniş dairesinde peygamberimiz şeye vuku buldu. Diğerleri de derecesine göre oluyor. Bu da Cenab-ı Hakk'a çok yakınsın. Nasıl, neye sığdım işte Mehmet çok yakınsın. Bu. Sığmak o yani böyle. Ancak Allah'ın zatını kainat kaldıramaz, kainat gösteremez, aynadarlık edemez. Ancak batını kalp olan ene, ki üstadımızın tabiriyle ene ve bu cihetle mec'uldur diyor, mahluk denilemez ama vacip de değildir diyor. Barla'ya, orada ancak ifade edilebiliyor. Evet. Fakat eğer ruhapaya kalp, İslamiyet ab-ı hayatıyla iska edilmezse, kurumuş ve büzüşmüş bir çekirdek haletinde kalarak nura inkılap edinceye kadar ateş ile yakılma seza alacaktır. Hiç inkişaf etmeden giderse yazık hiç oluyor. Hiç adam geldi gitti, odun gibi gittiyse nurlanması lazım. Odun ne yapılır? Meyve vermiyor kurumuş. Odun yani meyve verse meyvesini alacaksın. O zaman onu içini çıkartmak için yakacaksın onu. Evet nasıl ki çekirdeğin içinde bulunan bazı ince ve dakik asaplara gayet dakik nazik şeylere ehemmiyet verilip de üzerinde pek durulmuyor. Duruyor kenarda öyle diyelim. Çok az ve nadir olarak onlara ehemmiyet verildiğini görürsün. Ta o çekirdeğin içindeki bütün damarlar inkişaf edip haşmet ve azametle vazifeye başladıkları zaman ehemmiyet ve kıymet verilir. Aynen öyle. Habbe-i kalbin dahi öyle kamine ve naime kamine ve naime uykuda uyanmamış daha. Uyanmamış. Kamine örtülü galiba. Örtülü üstü. Hadimler vardır ki eğer bunlar kalbin hayatıyla intiba gelip imbisat peyda etseler, genişleyip yükselseler eğer bunlar kalbin hayatıyla intiba gelip İnbisat peydasır, kalbin hayatıyla diyor, dikkat et. O zaman hadimlere beraber o kalp, kainat bostanlarında tuyuru seyyare gibi ziyarete başlarlar. Üstad gibi zaten bir fil oluyor artık. Alemlerde dolaşıyor. Ruh burada dururken... Ayet-i Kübra değil mi? Var, evet. O medresesine gittim, şuraya gittim. Bak, alemlere girip çıkıyor, yaşıyor, evet. Allah. Ve o letaifleri o derece inbisat edebilir ki, o insan Allah'a hamd etmek için elhamdü ala külli masnuatihi diyecek kadar yükseltir. Bütün masnuatı beraber şükrediyor. Çünkü der, bu masnuat ilahi benefişin mehtedir. Çünkü o masnuat şeyden maksat biziz yani. Her bir insan. İnsanın bir insandır yani. Evet. Hatta kalbin en ehven ve en zayıf ve en ehven hadimlerin olan kuvve-i faraziye ve hayalinin dahi, faraziye ayrı, hayali ayrı mı? Tabii. Dahi çok acip vazifeler vardı. Mesela kendi mütevekkil olan sahibini zindanda mukayyet iken nezih ve güzel bahçeye götürüp gezdirebilir. Ve hem uyanık olan sahibini diyor bak, uyanık olan.
şartta veya garda namaz kılarken başını Hacer-i adı koyup secde ettir. Oluyormuş yani. Orada başını secde. Üstad 5 vakit namaz kılıyormuş orada. Hacer-i Esved'de. Görenler de var. Evet. Hacer-i adı koyup secde ettikten sonra sahibin eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed Resulullah'ın iki şehadetini Hacer-i Esved'e emanet bırakıp tevdi ettirir. Hem malum ve meşhurdur ki harman semeratın başları olan sümbüller için yapılır, dövülür, onlar üzerinde muamelelere döner. Demek ehemmiyet verip istibga edilen yegane şey semeredir. İşte bunun gibi haşir harmanı da bin adimi intisar etmektedir. Amin. Yeter mi? Bitti. Subhaneke. Subhaneke la ilme lena illa inneke entel alimun hakim ve ahir davahum. Elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha'tan as-salavat. Yeni başladık ya. Neyse.